İsterseniz hatta hemen sizinle başlayalım hızlıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. Bugün daha önce PKK'ya, YPG'ye söylediği bazı sözleri ben Yunanistan'a söylediğini düşünüyorum. Ne dedi? Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bu daha önce Yunanistan'a karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından duyduğumuz bir söz değildi. Adaların işgalinden bahsetti. Ne diyorsunuz? Yeni ve sert bir süreç mi başlıyor Yunanistan'la bugünden itibaren? Aslında sert bir süreç başladı bile daha önceden. Bu olayı Yunanistan-Türkiye olayı olarak değil de biraz daha geniş boyutta baksak, aslında biraz daha yukarıdan bakarsak, yani Rusya'nın Amerika ilişkileri, Ukrayna Savaşı ve sonuçta Afrika üzerine yapılan bir çalışma var. Afrika konusunda da özellikle birilerinin Afrika'ya hakim olması. Çünkü dünyayı şöyle iki bölüm halinde inceliyoruz. Bir tanesi, birisi bizim bulunduğumuz bölge. Yani işte Rusya'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun, Doğu Akdeniz'in, Avrupa'nın bulunduğu bölge. Diğer bölgede Asya Pasifik bölgesi. Şu anda Asya Pasifik bölgesinde bir savaş çıkaracak durum yok. Çünkü konvansiyonel silahları yeterli değil. Büyük bir ihtimalle bu bölgede önümüzdeki günlerde 4-5 sene içerisinde büyük bir ekonomik rekabet var. Ancak ondan sonra belki olayı değiştirecek bir şeyler çıkabilir. Ama bizim bölgemizde eğer bir ülke, yani Rusya veya da Amerika Birleşik Devletleri veya NATO Afrika'da bir geliştirebilirse, bir hegemonya geliştirebilirse, orayı kontrol ele geçirebilirse, bunun arkasından bizim de içinde bulunduğumuz Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya'da bir paylaşım, Amerika ile Rusya arasında paylaşım durumu ortaya çıkacak. Paylaşım derken ülkelerin bölünmesini vesairesini kastetmiyorum. Hegemonya olarak bu Amerika hangi ülkelerle birlikte olacak bizim bölgemizde? İşte Avrupa var. Ve ona göre de savaşın sonucu belirlenecek. Yani bu şeydeki savaşın... Aslında bir enerji paylaşımı da, sadece güç değil, enerji paylaşımı da söz konusu olacak herhalde, değil mi? Ama zaten bu, kastettiğim konu şeydir. Jeostratejik bir, jeopolitik paylaşımdır. Ona göre ayarlıyorlar ve bu savaşın sonucu da büyük bir ihtimalle şeyle ilgili. Yani savaş başladı diyelim ki Ukrayna ile, Rusya ne kadar alabilir? Çünkü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı çok fazla şiddet şey yapmayacak, müdahaleci duruma getirmeyecek, savaşı belli ölçülerde yürütecek şekilde yardım yapıyorlar. Yardımı kesmiyorlar. Ukrayna'yı da tamamen Rusya'ya karşı kışkırtacak çok fazla anormal sayıda silah vermiyorlar. Çok nitelikli silahlar vermiyorlar. Dolayısıyla bu savaşın sonucunda bizim bölgemizde bazı ülkeler Rusya blokunun içerisinde, bazı ülkelerde Avrupa, Amerika blokunun içerisinde kalacak. Böyle bir durum var. Bunun içerisine Orta Asya, Orta Doğu, Kafkaslar dahil, bizim bölgemizde dahil, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e dahil olmak üzere böyle bir çalışma var. Dolayısıyla aslında Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu gerilim üst seviyede bunlar yapılırken daha aşağıda ülkeler kendi mevzilerini tahkim ediyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı ileri sürerek Ege'ye hakim olmaya çalışıyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Mesela Boğazlarla ilgili biliyorsunuz Boğazların geçiş ücretleri şeye göre belirleniyor. Yani altının fiyatına göre belirleniyor. Ve bu konuda Türkiye geçiş ücretine zam yaptı bunlarla ilgili. Bu geçiş ücretine zam yaptıktan sonra Rusya Türkiye'ye yönelik ya da Montre'ye yönelik bir muhalefet ortaya çıkardı. Yani Rusya'dan bu konuya bir tepki geldi. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ne ve bu ilk defa oluyor. Yani bir başka konu Ege'nin ve Doğu Akdeniz'in kontrolü konusu var ve bu konuda Türkiye şöyle bir şeye zorlanıyor. Türkiye'yi Ege'de ve Doğu Akdeniz'de eğer
Türk Hava Kuvvetleri'ni ve Türk Deniz Kuvvetleri'ni etkisiz hale getirebilirsek, yani bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'la birlikte etkisiz hale getirilebilirse, şeye girmeden, Türkiye'yi işgal etmeden, dolayısıyla Türkiye'de yepyeni bir iktidar oluşabilir ve Türkiye bu iktidarla beraber ABD'nin istediği çözüme gelebilir ve bu çözüm içerisinde biraz evvel söyledim, Kafkasların, yani Türkiye'nin o bölgede bütünleşmek istediği Kafkasya'da, Kafkasya'nın parçalanması, başka yere bağlanması, Doğu Anadolu'da bir şeyde, Güneydoğu Anadolu'da bir Kürdistan, yani bu master plan aslında ama bunun ayak sesleri geliyor. Yani Türkiye bunları görüyor ve buna göre tedbir alıyor. Sayın bana Pekin, göre yapılan şey bu. Yani evet. Acaba Amerika bir anlamda, hani hep de konuşuyoruz yani Yunanistan'ı biraz kışkırtan aslında, evet, Amerika. Bunu yaparak Türkiye'yi, evet, doğru, Türkiye'yi kendinden ve NATO'dan uzaklaştırmak mı istiyor, yoksa tam tersine yakınlaştırmak mı istiyor? Yani şöyle, Türkiye'yi yakınlaştırmak istiyor, kendi kontrol almak istiyor. Ama şunu söyleyebilirim, kendi istediği biçimde almak istiyor. Yani Türkiye'nin güneyinde bir şey yapmaya çalışıyor. 3'e 4'e bölünmüş bir Suriye, bir Kürt grubu, Irak'ta aynı şekilde. Kafkasya'da Türk birliğinin engellenmesi ya da Orta Doğu'da Türk birliğinin engellenmesi, bunlar dahil olmak üzere bunlara çalışıyorlar. Bunlar üzerinde şey var. Tabii bu konuya Çin ne zaman gelebilir? Yani özellikle bir yol bir kuşak projesi kapsamında şeyden, kuzey istikametinden buraya gelip de Rusya ile ne zaman karşı karşıya kalabilir, onu bilemiyorum. Ama bütün bunların hesaplanması lazım. Yani bu aslında basit bir şey değil. Şimdiden tahkim, yani neyler tahkim ediliyor şimdiden ve yukarıda bir şey devam ederken, faaliyet devam ederken, yukarıda bir olay devam ederken, aşağıda da o olaya paralel olarak şeyler devam ediyor. Zaman zaman bu master plan değişikliğe uğruyor. Nasıl değişiyor? Master planda değişiklik yok aslında. Master planın uygulanmasında değişiklik var. Bazen BOP olarak karşımıza çıkıyor. Bazen Ege sorunları, Doğu Akdeniz'deki enerji sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ama sonuçta gidilecek yer aynı. Aynı master plan üzerinden devam ediyorlar. Peki o yukarıda evet, bu plan varken aşağıda olanlar üzerinden, işte Yunanistan'daki son günlerdeki, Ege'deki daha doğrusu son günlerdeki gerilimi işaret ediyorsunuz. Bu son açıklama üzerinden soracak olursak, bu arada kısacık da şunu da özetleyeyim. Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ediyor. Türk jetlerine yönelik de 158 evet, tacizde bulundu. Sene başından bu yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözünden yola çıkarsak, Yunanistan'ın bu tacizlerine karşı bir gece ansızın hangi adımı atabilir Türkiye? Yani Türkiye'nin atacağı adımlar belli bu konuyla ilgili. Yani hava kuvvetleriyle kalkar. Normalde Yunan hava kuvvetlerini, Yunan uçaklarını vurur. Ama bu arada o bölgede Amerikalılar var. Birçok üste Amerikan uçakları var. Amerikan birlikleri var. Bu tabii sonuçta Amerika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirir. Yani bu şeyden hep şöyle söyleniyor. Sanki Yunanistan'ı şey gibi düşünün. Ukrayna gibi düşünün, Türkiye'yi de Rusya gibi düşünün. Böyle bir hava verilmeye çalışıyor ama burası çok farklı. Burada çok sayıda şey var. Amerikan tesisatı malzemesi, NATO malzemesi var ve biz NATO'da müttefikiz. Yani dolayısıyla NATO müttefikini yola getirmenin şeyleri bunlar. Çareler. Yani Türkiye'den böyle bir şey beklerler, beklemezler. Kıbrıs'ta da beklemiyorlardı. Hı hı. Türkiye gerekeni yaptı. Şimdi de böyle bir şey beklemezler. Yani Türkiye'nin F-16 alması gerekiyor. Başka konular var, ekonomik sorunlar var. Bütün bunlar tamam. Türkiye'yi sıkıştırıp, Türkiye'yi biat ettirmeye çalışıyorlar. Yani yaptıkları budur. Çünkü siz Türkiye'nin hava savunmasını kısarsanız, Türkiye'nin uçaklarını modernize etmesini engellerseniz, Yunanistan'a daha fazla uçak verirseniz, daha modern uçak verirseniz, bir ölçüde sizin Ege'deki hava kuvvetleri dengesini bozarsınız. Aynı şeyi deniz kuvvetleri için de yapmanız mümkün. Yaptılar nitekim. Deniz kuvvetlerinin çok sayıda personeli
neredeyse ayrıldı. Yani bu hale geldi. Yeni baştan toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi bu Yunanistan'a bir anda şöyle bir şey olabilir. Merak etme, biz senin arkanızdayız derler ve Yunanistan'a 12 mil karasuları 12 mile çıkarma imkanı verirler. Bunu çıkartır. Bu sefer hesap şu. Bakın, daha evvelden Rand Corporation'ın raporu var. Bu raporda hazırlık yapmışlar. Bu hazırlıkta hazırlık şu. Türk Hava Kuvvetleri'ni ve Türk Deniz Kuvvetleri'ni Ege Denizi'nde Türkiye kıyılarına girmeden Ege Denizi'nde nasıl imha ederiz? Ve Türkiye'nin Kıbrıs'ı takviye etmesini nasıl önleriz? Bunun 15 sayfalık bir şeyini yazmışlar. Ve bunu yapan da Amerikan Deniz Kuvvetleri Enstitüsü diye bir enstitüsü, yarı resmi bir kuruluş yapmış. Yani illa bu olacak değil ama bunlar çalışıyorlar bu konular üzerine. Ha, bunu yaymaların nedeni Türkiye'ye psikolojik baskı yapma olabilir, başka şey olabilir. Ama sonuçta bu adamların kafalarında bu var. Ve Türkiye ne yapabilir? Türkiye, şimdi bakıyorum ben, karadan taarruz etmez. Edemez çünkü DEDAŞ var. Çok zor. Başka bir yerle uğraşıyor. Yani ben şimdi tabii daha fazla açıklamak istemiyorum ama mesela seferberlik konusu var. Askerlik 6 aya indirildi. Bütün bunlar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu nedir? Hazır mıyız? Yani yeteri kadar tankçımız var mı? Tank şoförümüz var mı? Tank nişancımız var mı? Yeteri kadar tank atışı yaptık mı? Bütün bunlar konuşulur. Yani Türkiye ne kadar işte malzeme depoluyor? Mesela şu anda Rusya'nın bu savaşı devam ettirmek için şeyle birlikte, Ukrayna ile birlikte, o girdiği bölgelerle birlikte 28 trilyonluk bir para şey olduğu, kazancı olduğu değerlendiriliyor. 28 trilyon. Bunun anlamı Rusya'nın uzun süre bu savaşı devam ettirme imkanını veriyor bu para. 12 trilyonu şu anda hazır. 16 trilyonu da işte şeyle beraber yapılacak ki son dönemlerde Rusya hemen bu bölgelerde, girdiği bölgelerde inşaat yapmaya başladı. Hatta Türkiye'ye de firmaların oraya gelmesi, oralarda işte gereken yatırımları yapması şeklinde faaliyetleri var. Yani kastettiğimiz konu şu. Türkiye ne yapabilir? Evet, kalkar, bütün adaların üzerinden dolaşır. Kardeşim kusura bakmayın, ben sizin hava sahasını falan anlamıyorum der. İkincisi, adalara çıkar, çıkabilir o şey adalara, gayri askeri statüki adalara çıkar. Ben adaları silahsızlandırıyorum der. Bunun için çıkıyorum der. Hı hı. Bunu yaparken tabii tedbir almasa, hatta Genelkurmay Başkanı uçarken bile havada büyük ihtimalle Bandırma'da, Balıkesir'de, diğer bölgelerde hava kuvvetleri büyük ihtimalle alarma geçmiştir. Deniz kuvvetleri aynı şekilde. Yani harekata hazır bir vaziyette, yüklü bir vaziyette bekliyor olması lazım. Evet. Yani Sayın Genelkurmay Başkanı Ege'nin kuzeyinde uçarken. Dolayısıyla bu ciddi bir konu. Yani bu şakaya gelir bir tarafı falan yok. Sayın Akar'ı dolayısıyla bunları yapabilir. Milli Savunma Bakanı diyorsunuz sanırım, değil mi? Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ı. Yok yok, Genelkurmay Başkanı da beraber uçtu. Beraber uçtu. Evet. Ayrı uçma. Ya Milli Savunma Bakanı, özür dilerim. Yani Milli Savunma Bakanı, özür dilerim. Bunu kastediyorum. Peki.